Herkese selamlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu online şirketler arası dünya şampiyonası gerçekleşti. Turnuva formatına göre her şirket kendi takımını 4 oyuncuyla kuruyor ve bu 4 oyuncu birbirleriyle yarışıyordu. Turnuvada Magnus Carlsen, Anton Korobov, Jan Nepomniachtchi ve Aniş Giri gibi ünlü büyük ustalar yer aldılar. Ve turnuvanın sonunda gülen ekip Grenke Bank takımı oldu. Takım kaptanlığını yapan Alman büyük usta George Meyer karşısında final turunda Jan Nepomniachtchi buldu. Jan Nepomniachtchi Siberbank takımının kaptanıydı. Rapid turunda takımlar birbirleriyle yenişemeyince Blitz maçlarına geçildi ve işte orada Jan Nepomniachtchi ile George Meyer berabere kalınca ikinci masadaki maç çok önemli bir hale geldi. İşte bu maçta Alina Kashlinskaya karşısında Alexander Kadatski'yi buldu. Ve maç Alina'nın E4 hamlesiyle başladı. C5, at C3 ile kapalı sicilya mı oynanacak acaba derken D6 hamlesine D4 ile karşılık verdi. Şimdi C alır D4, vezir D4'ten sonra at C6 ve vezir D2. Bu hamleyle B3 ve fil B2 hamlelerini oynayacağını Alina aslında ipucu olarak rakibine veriyor. Çünkü filin yolunu neden kapatsın? Böylece büyük rok atacağının da sinyalini vermiş oldu. G6, B3, fil G7, fil B2 ve at F6 hamlelerinden sonra büyük rok geliyor ve agresif bir maç olacak. Şimdiden belli. Çünkü siyahlar da küçük rokunu atıyor. Şah B1 İleride yaşanabilecek şu H6 C1 çaprazındaki sıkıntılardan kaçınıyor Alina ve A6 hamlesi geliyor. Şimdi F3, böylece G4 H4 ilerlemeleri artık başlayabilir. B5 siyahlar da vezir kanadında kendisine alan kazanıyor. Hem fil B7 için hem de belki onlar da bir karşı şah hücumu başlatabilirler. Şimdi H4 ve H5 tehdidiyle geliyor. Siyahlar H5 de bunu engelliyor. At GE2 hamlesiyle devam ediyor. Alina ve at E5. Böylece G4 karesi üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışıyor. Çünkü G4 sürüşü tehlikeli olacak. Şimdi at D4 taşını merkeze geldi. Fil B7 yine beyaz kareler üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor. G4'ün sürülmesini elinden geldiğince zorlaştırmaya çalışıyor. At CE2. Filin yolu açıldı. At F4 karesine göz kırpıyor. Kale C8. Siyahlar da tehlikeli işler yapmaya başladılar vezir kanadında. At G3. F5 karesi ve H5 karesini görmeye gitti at. Şimdi E6 hamlesiyle o karenin kontrolünü siyahlar sağlamaya başladı ve siyahlar yavaş yavaş kontrolü eline almaya başladılar. Fil E2. Vezir C7, C2'de baskı başladı ve şimdi F4 hamlesi aslında bir soru işareti. Alina maçın kontrolünü aslında burada kaybetmeye başlıyor. Siyahlar Ate G4 hamlesiyle güzel bir şekilde G4'e gelerek diğer atıyla da onu destekleyerek şah kanadındaki hücumu kısmen durdurmuş durumdalar. Şimdi fil F3 hamlesiyle E4 piyonunu koruyor ve E5 ile artık E4'teki piyon zayıf halde uzun süre kalacak. At DE2 F4'e atını gelme fırsatı var eğer siyahlar piyon alırsa. Şimdi fil H6 ve piyon açmazı giriyor. Kale H F1 F hattında inisiyatif sağlamaya çalışıyor ama hala siyahlar çok üstün bu konumda. Kale FD8 ve şimdi vezir D3. Yine bir soru işareti bu pozisyonda. Siyahlar eğer D5 oynarlarsa beyazların taşları kötü pozisyonlarda kalmış olacak arkadaşlar. Fakat burada siyahlar E alır F4'ü oynayarak oyundaki dengeyi tekrar tersine çeviriyor. Fil G4, at G4 ve at F4 hamleleri de beyazlar bir anda şah kanadında o istedikleri inisiyatifi elde etmeye başlıyorlar. Şimdi at E5 hamlesi vezire bir baskı. Fakat bu hamle de hatalı bir hamleydi.
İlk bakışta güzel gözüküyor. Çünkü filin çaprazını da kapatıyor. Aynı anda vezire de saldırıyor. Fakat bu hamle sonucunda arkadaşlar vezir E2 zaten Alina'nın oynamak istediği hamlelerden biriydi. Çünkü H5 piyonuna bir baskı yapacak. Oraya bir atını vurup diğer atıyla F5'e gelebilir. Böylece şah kanadını perişan hale sokabilir. Şimdi fark ediyor bunu Alexander ve vezir E7 oynuyor. Ve gerçekten at F H5 hamlesi. Şimdi G alır H5 ve at F5 ile çatal gerçekleşti. Vezir F8 hem vezir hem fili koruyan tek hamle ama buna da vezir H5 var. Ve fil şu anda istekte. Fil G7'ye kaçmak zorunda ve kale F4. Şimdi kale E8 ve fikir kale F4 oynanırken kale G4'tü. Evet, burada büyük bir sorun var. Eğer at alır G4 oynanırsa fil alır G7 aynı zamanda mat isteyerek geliyor ve bu şekilde vezir kazanacak. Fakat at G6 hamlesi geliyor siyahlardan. Yine fil G7 mat isteyerek geldi ve vezir G7 burada mecburi hamle oluyor arkadaşlar. At G7, şah G7'den sonra artık oyunu sonuçlandırmak tamamen teknik bir mesele. Vezir F5, F6 karesi ve F7 piyonundaki baskıyı arttırarak bu kareleri kullanmaya çalışıyor. Özellikle F6 karesi çünkü siyah kareleri zayıf siyahların çünkü siyah fili artık oyunda değil. Kale C5'te vezire bir baskı. Vezir F3, kale CE5. Belki bir ihtimal E4 piyonunu alabilir miyim diye. Şimdi kale F1. F7 piyonunu tutuyor. Ve vezir F6, şah H7'den sonra H5 hamlesiyle Alina maça noktayı koyuyor. Bu hamle niçin siyahların terk etmesine sebep oluyor? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Eğer siyahlar kalesiyle gidip piyonu alırlarsa kale G6 hamlesi var ve piyon onu aldığı zaman diğer kare boşta ve iki hamle sonra da mat oluyor. Şah H6, vezir F8, şah G5 ve burada vezir F4 ile mat geliyor arkadaşlar. Ve Alina bu maçı, bu yıldırım maçını kazanarak takımına galibiyeti getiren oyuncu oluyor ve Grenke Bank takımı bu turnuvanın galibi oluyor. Kendilerini de buradan tebrik etmiş olalım. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrar kendinize iyi bakın. Satrançla kalın diyorum. Görüşmek üzere.